Çin'de bizleri Sadık Aymaz bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da ise Anıl Sural bizleri bekleyen arkadaşlarımız. Sadık Aymaz, Anıl Sural günaydın. Amerika Birleşik Devletleri için pek günaydın olmasa da Anıl. Çin'de başlayalım. Çin'den başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde pik yapan koronavirüs salgınını konuşacağız. Ancak Çin'de başlamıştı. Çin'in Wuhan kentinde başlamıştı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de hem vaka sayısı hem de ölüm sayısı olarak en yüksek rakamları görüyoruz. Hemen Sadi'ye söz hakkı vereceğim ama Anıl'la bir başlamak istiyorum. Anıl, Trump'ın açıklamaları vardı. Ve Trump'ın açıklamalarını biliyoruz. Çin'de başladı. Şimdi Çin'de son durum nedir acaba Sadık Aymaz? Bizlerle paylaşabilecek misin? İrem, günaydınlar. Öncelikle şimdi Çin'de başladı demiştim. Ben hemen bir sayı hatırlatayım sana. Toplamda Çin'de görülen vaka sayısı 83 bin civarında. Tabii biz o zamanlar bu rakamda çok diyorduk, çok korkuyorduk ama tabii dünyanın halini görünce Çinliler de burada biz az vakayla atlatmışız diyorlar. Tabii ki bu resmi olarak bildirilendi. Muhtemelen daha da fazlaydı ama o hem ilk şokla birlikte tam olarak anlaşılamadı. Hem de tabii başka şeyler de olmuş olabilir. Şu anki durumu sordun. Şimdi şu an ülke genelinde kontrol altında İrem. Ama zaman zaman tekrar ateşlenmeler oluyor. Nasıl ateşlenmeler oluyor? Vaka dizileri oluyor. Belli bir lokasyonda, örneğin seninle konuşmuştuk 3-4 hafta önce, birdenbire Pekin'de bir ateşlenme olmuştu. Bir patlak verme olmuştu. Dünden itibaren de ülkenin batısında biliyorsunuz Xinjiang Uygur özerk bölgesi var. O bölgenin başkenti Urumqi, 3,5 milyonluk bir şehir. Orada bugün 16 vaka ortaya çıktı. Dolayısıyla böyle yer değiştirerek devam ediyor vakalar. Henüz de %100 kontrol altına alınmış değil. Bu da böyle gidecek gibi görünüyor. Neden böyle gidecek? Dünyanın hali malum. Bir şekilde yurt dışından gelenlerden bir yere virüs giriyor. Orada yayılıyor ama hemen de radikal önlemler alınıyor orada. Evet Sadi, şimdi Anıl Sural'la devam edelim. Anıl, Trump'a pek çok eleştiri vardı. Şimdi ilk vaka Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı. Çin'den gelen bir kişi de tespit edildi. Ancak Trump'a söylendiği zaman çok da endişe edilecek bir şey yok dedi. O koronavirüs vakası ile ilgili ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu ortada. Tabloya baktığımız zaman hem vaka sayısı hem de ölüm sayısı olarak ilk sırada yer almakta. Sonrasında da Brezilya ve Hindistan takip ediyor Amerika Birleşik Devletleri'ni. Salgın krizi tam olarak nasıl başladı ve Trump bu salgını birazcık hafife mi aldı? Çünkü birazcık daha sanki ekonomiyi normalleştirme çabasına girdi gibi görünüyor. Amerika'da neler konuşuluyor? Neler diyeceksin? İrem, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle son 4 aydır koronavirüs çok ağır geçiyor. Rakamlardan bahsedelim. ABD genelinde şu an 3 milyon 750 bin üzerinde pozitif koronavirüs vakası varken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 142 bini geçmiş durumda. Bu sayılar New York'ta azaldı. 2 gün önce New York'ta hiç ölüm vakası görülmedi. Fakat ilk dalgada ABD'nin güney eyaletlerinde Florida, Arizona, Kaliforniya ve Texas'ta son derece ağır geçiyor. %95 hastane kapasiteleri dolmuş durumda. Ve önceki gün Florida'da bir rekor kırıldı. 80 bine yakın bir günde pozitif koronavirüs vakası görürken hayatını kaybedenlerin sayısı sadece bir günde Florida'da 150'yi buldu. ABD Başkanı Donald Trump eleştiriliyor çünkü ekonomiyi erken açtığı söyleniyor. CDC Başkanı'yla da biliyorsun bu konuda çatıştı. Evet. Ama Donald Trump eğer ikinci dalgada gelirse ben ekonomileri kapatmayacağım demişti. Baktığımızda önümüzdeki günlerde daha zor günler gelecek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Donald Trump ikinci dalgada gelirse biz ekonomiyi kapatmayacağız dedi. Şunu da söyleyeyim, sadece ekonominin canlanması değil, protestolar da vardı. Protesto gösterilerinden sonra ABD'de rakamlar 2'ye katladı İrem. İşsizlik rakamlarına da baktığımız zaman hem ekonomik olarak dünya devleri Amerika Birleşik Devletleri'nde iflasın eşiğinde veya iflas ediyor. İşsizlik rakamları bir hayli artmış durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde, ancak çetin bir sınava tabi olduğunu söyleyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Hem yönetim olarak hem seçim
durumuyla ilgili hem de ekonomi anlamında. Şimdi bu ikinci dalgayla ilgili de bir uyarı var. Ancak Trump yine ilk vakalarda olduğu gibi yine bu uyarıyı çok ciddiye almıyor ve ekonomi anlamında devam edeceğiz, bir kısıtlama olmayacak açıklaması yaptı. Peki demokratlar tarafından bu açıklamalar nasıl eleştiriliyor Anıl? İrem, demokratlar sıkça eleştiriyor. Hatta demokratların muhtemel başkan adı Joe Biden sahaya dahi inmedi. Kendisi online olarak mitinglerine devam ediyor. İki hafta önce Donald Trump Arizona'da bir miting yapmıştı ve orada koronavirüs vakaları çıkmıştı. Hem bu mitinge katılanlarda hem de çalışanlarda. Donald Trump önemsemiyor çünkü okulları da açmak istiyor. Neden? Önümüzdeki Kasım'da seçim var. Biz demokratların bizimle alay etmesini istemiyoruz. Hayatı normal göstermek istiyoruz diyor. Beyaz Saray'da bir dosyaya ulaştı Amerikan medyası. Beyaz Saray 18 eyaleti kırmızı olarak uyardı. Ama basın toplantılarına baktığımızda görüntü olarak yansıtmıyorlar. Sen çok doğru dedin. Amerika'da işsizlik rakamları 45 milyona gelmiş durumda. Ve çok büyük Amerikalı dev dediğimiz markalarda 2000 marka son 4 ayda koronavirüsten dolayı batmış durumda. Ama Donald Trump ekonomiyi iyi göstermeye çalışıyor. Çünkü dediğim gibi önümüzdeki aylarda seçimler var. Demokratlar kendisini sıkça eleştiriyor. Anketlere baktığımızda Donald Trump geride, Joe Biden önde. Ama bunu sandığa katılım oranları belirleyecek. Çünkü genelde %50-%55 arasında, eğer Afrika kökenli Amerikalılar, siyahiler sandığa giderse bir şeyler değişebilir. Ama genel anlamda Donald Trump'ı koronavirüsten dolayı zor bir sınav bekliyor. Çünkü uzmanlar ABD birkaç sene maske takabilir uyarısı yapıyor. Hemen Sadi'ye sormak istiyorum. Pekin'e çeviriyoruz kameralarımızı. Sadi Kaymaz, şimdi Anıl Sural da söyledi. Trump Çin'e tazminat davası açacağım dedi. İlk başlarda aslında bu salgın ortaya çıktığında Çin bu işi çok iyi götürüyor açıklamalarında bulunmuştu. Çin'e övgüler yağdırmıştı. Ancak sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın durumu bir kriz haline gelince tazminat açacağım. Çin tüm bu dünyada yaşananlardan sorumlu ancak rakamı henüz tespit etmedik dedi. Peki Çin'de konuşuluyor mu bu? Bu anlamda neler söyleniyor Çin'de? İrem, şimdi bu kısmı tabii Amerika ile Çin arasında o kadar çok problem var ki ve özellikle Washington yönetimi o kadar çok cepheden Çin'e yükleniyor ki bu tazminat konusu aslında biraz arka plan, Çinlilerin gördüğü yerlerin uzağında kalmış durumda. Nitekim de o tazminatın arkası da gelmedi. En azından Çin'de böyle algılanıyor ama dediğim gibi özellikle salgın üzerinden Trump sürekli olarak Twitter mesajlarına dikkat ediyorsundur. Sürekli olarak Çin'e atak yapıyor ama benim asıl dikkatini çekmek istediğim konu sadece bu değil. Özellikle salgından sonra tabii ki salgının yarattığı kızgınlıkla birlikte gerçekten teknolojide, jeopolitik alanında, örneğin Güney Çin Denizi'nde iki uçak gemisi gönderdi. Jeopolitik anlamda baskı uyguluyor. Teknoloji alanında baskı uyguluyor. Finans alanında, Hong Kong alanında neredeyse her alanda Çin'in üstüne çok belirgin olarak gitmeye başladı bu salgından sonra. Ama tabii tazminat dedin, o konuda bir şey daha söylemek lazım. Arkasını getirmedi ama masadan da çekmiş değil. Yarın öbür gün özellikle seçim sırasında Trump bir taraftan da aslında Çin'in üzerine fazla gitmemekle, Çin'e karşı zaman zaman yumuşak davranmakla ve de ticaret konusuna önem vermekle suçlanıyor ama seçim döneminde Trump belki Çin'in üzerine daha fazla gidebilir. Burada böyle bir tedirginlik de var.